Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. 20 Mayıs 2020 tarihinden sizlere günaydın diyerek bugünkü analizimize başlayacağız arkadaşlar. Bugün sterlin TL, dolar TL ve euro TL. Bunları bir videoda paylaşacağım. Altın ve emtiaları da bir videoda ayrı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. E, Sterlin TL'de kritik rakamlar e, nereler olabilir? Euro'da kritik rakamlar hangi seviyelerde? Dolar TL'deki kritik rakamların e, önemli tepkilerin gelebileceği e, seviyeler hangi seviyelerde? Sizlere bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videodaki e, rakamlarımız çok önemli arkadaşlar. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. E, özellikle... Alım ve satım yapılabilecek e, noktaları bu videoda sizlerle birlikte teknik analiz kullanılarak e, bulmaya çalışacağız. E, sizlerin de beni e, çok iyi dikkatlice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu videoda fazla da rakam vermeyeceğim. Sadece önemli gördüğüm e, rakamları ve seviyeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet Sterlin TL ile analizimize başlayalım. Arkadaşlar sterlin TL'de e, 8.30 seviyesi çok önemli. Bakın 8.30 seviyesi. 8.30 seviyesini sterlin TL koruyabilirse yukarıda arkadaşlar hareket e, 8.85 seviyesine doğru e, tekrardan ivmelenebilir. E, bakın bu rakam çok önemli. 8.30 üzerinde e, Sterlin TL hareketine devam edebilirse e, yukarıda 8.85 seviyesine doğru tekrardan e, pozisyonunu yukarı yönlü çevirebilir. E, bu çok önemli. E, 8.85'in e, altında bir direnç daha 8.66. 8.66 direncine kadar eğer 8.30 kırılmazsa arkadaşlar 8.66 direncine kadar e, Sterlin TL tekrardan yukarı yönlü hareketini imelendirebilir. E, 8.30 kırılırsa arkadaşlar bakın 8.30 kırılırsa da Sterlin TL'de aşağıda e, 8.13 8.20 aralığı mevcut. Bu 8.13 e, 8.20 destek aralığı 8.30'un kırılması halinde. E, 8.30 ayrıca bir e, pivot yerimizdir arkadaşlar ee, sağlam bir destektir ee, bu sağlam destek yerimizde kırılırsa bu sefer aşağıda beklememiz gereken 8 20 ve 8 13 seviyeleri e, sterlin TL'de önemli yerler olarak gözükmekte arkadaşlar e, 8 13 seviyesi e, sterlin kurunda bir alım yeri olarak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla arkadaşlar ağırlığını korumakta. Fakat eğer 8.30 desteği kırılırsa 8.13'ü 13 seviyelerinde sterlin TL'yi tekrardan bir değerlendirmek gerekli arkadaşlar. Eğer ki 8.30 kırılırsa bakın çok önemli. 8.30'da çok kuvvetli bir desteğimiz var. bu 8.30'u dikkatle takip edeceksiniz. Üstüne basa basa söylüyorum. E, bu 8.30'un kırılımında da aşağıda bir 8.13 seviyemiz var arkadaşlar. E, 8.20-8.13 aralığımız var. E, bu aralık Sterlin'de e, belki de bize bir alım fırsatı verebilir arkadaşlar. E, bu seviyede Sterlin'i tekrardan e, bir değerlendireceğiz. E, bunu da bana hatırlatırsanız sevinirim arkadaşlar. E, Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'deki... Ee, önemli seviyeler hangi seviyeler onlara da bir göz atalım. Evet Euro TL de arkadaşlar e, gene düşen kanal içerisinde hareketlerine devam etmekte. Euro TL bizim için e, önemli bir seviye arkadaşlar 7.32 seviyesi. Euro'da da 7.32 çok önemli bir destek seviyesi. Ee, bu seviyeyi Euro TL'de koruyabilirse arkadaşlar 7.32 seviyesini e, koruyabilirse 7.32 seviyesinden e, Euro TL kuru da bir al fırsatı verebilir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla arkadaşlar bakın. Üstüne basa basa söylüyorum. E, bu 7.32'ye kadar sarkmalarda e, Euro TL kuru da bir al fırsatı bize tanıyabilir. O yüzden 7.32 seviyesi de Euro TL kurunda önemli bir seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Ee, 7.32'den desteğini de alıp yukarı yönlü hareketlerine devam ederse arkadaşlar Euro TL'de 7.56 seviyesine kadar bir tepki yükselişleri e, görmekte mümkün olarak gözükmekte. İlk etapta 7.32 desteğini takipte kalacağız arkadaşlar. 7.32 üzerinde de 7.56 yükselişi Euro TL'de takipimizde olacak önemli bir seviye olarak gözükmekte. Olumsuz bir durum 7.32 kırılırsa arkadaşlar. Onun altında da 7.32'nin altında gene bir önemli alım noktası 7.10 seviyesinde gözükmekte. Tabi ilk etapta 7.32 yakından takip etmemiz gereken e, bir aralık olarak Euro TL kurunda da e, görünüyor arkadaşlar görüntü o şekilde. Dolar TL kuruna da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Evet, Dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar Dolar TL'de en önemli destek yerimiz 6.73 seviyesi. Evet Şuradaki 673 seviyesindeki e, destek bölgemiz dolar-tl içinde <laughs> çok önemli ve kuvvetli bir destek bölgesi olarak gözükmekte arkadaşlar bu 673 e, destek bölgesi kırılmazsa dolarda tekrardan yukarı yönlü e, ataklar dolar-tl kurunda da beklenebilir dolar-tl kurunda da 673 Evet 673 670 aralığı arkadaşlar e, tepki alışlarının gelebileceği bir aralık olarak e, gözükmekte. E, 673 destek kuvvetli destek bölgesi yakından takipimizde olacak. 673 seviyesi aşağı yönlü de dolar TL'de kırılırsa arkadaşlar e, bu sefer 650 aralığı dolar TL kurunda takibimizde olacak önemli bir aralık olarak dolar tl kurunda da gözükmekte. 650 73 aralığı dolar tl'de de arkadaşlar yavaş yavaş parçalı toplanabilir gibi gözükmekte. Fakat pek de acele etmeden ilk etapta 6.73 takipimizde olacak arkadaşlar. Bakacağız bu seviyenin kırılıp kırılmayacağını kontrol edeceğiz. 6.73 kırılmazsa tekrar yukarı yönlü hareketler e, dolar TL kurunda da yaşanabilir. Evet, 6.80-83 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketler e, görülmesi de muhtemel olarak gözükmekte. 6.73 kuvvetli destek diyoruz. Evet dolar TL kurunda arkadaşlar. E, herhangi bir e, swap veya merkez bankası faiz kararları ile ilgili ee, bir e, piyasa için olumlu bir haber 6.73'ün kırılıp 6.50 seviyesinde gelmesine neden olabilir 6.73 üstü olumlu 6.73 e, altında da 6.50 seviyesi e, dolar tl'de takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak da gözükmekte arkadaşlar evet şimdilik euro dolar ve sterlinle ilgili benim söylemek istediklerim bunlardan ibaret Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.